Değerli TV izleyicileri, Düşünecek Sene programında bu hafta yine sizlerle beraberiz. Konuğumuz ilahiyatçı yazar Furkan Yılmaz Altınöz hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hocam malum Dünya Kudüs Günü idrak edildi. Evet. Kudüs yarayan kanamız. İslam ümmetinin bağrına adeta bir hançer saplanmış bir bölge. Ki dünyanın en eski şehirlerinden birisi olan Kudüs, Mekke-i Mükerreme'den 40 sene sonra kuruluyor ki Allah Azze ve Celle'nin insanlığa göndermiş olduğu tüm peygamberlerin uğrak yeri. Bizim için ilk kıblemiz. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miraç olayının vuku bulmuş olduğu yer. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleriyle orayı methetmiş olduğu, etrafı mübarek kılınmış olan bir bölge, Kudüs. Biz de bu vesileyle öncelikle duamız Rabbimiz tez zamanda Siyonist işgalden bu kutsal bölgemizi kurtarsın olsun. Ve Kudüs ve hayallerimiz diye bugün bir program yapalım istedik. Evet. Evet hocam, Kudüs nedir? Kudüs, Kudüs diyoruz da Kudüs'ün anlamı nedir? Evet, Kudüs sizlerin de belirttiği gibi aslında insanlıkla yaşıt diyebileceğimiz kadim bir şehir, kutsal bir şehir olarak karşımıza çıkar. Tabii bunun insanlığın vicdanında, insanlığın zihninde, insanlığın kalbinde yer ettiği bir şehir olarak, bir kent olarak da karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Hani bazı yazarlar Kudüs'ü anlatırken üç din içinde kutsaldır diyerek söylerler. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam. Bu cümlenin doğru olduğunu ben bu anlamda düşünemiyorum. Neden? Kudüs İslam için kutsaldır. Yoksa Tevrat için doğru kutsaldır ama bozulan bir Tevrat'ın mensupları için Kudüs'ün kutsal olduğu söylenemez. Dolayısıyla Yahudilerin Tevrat'ı bozulmayan Tevrat'ı, Musa Aleyhisselam'ı takip eden, Zekeriya Peygamber'i takip eden noktada Tevrat'a sahip olsalar idi, evet onlar için de kutsal olabilirdi. Fakat tahrif edilmiş, bozulmuş ve saptırılmış bir Tevrat anlayışı mensupları için Kudüs'ün bu anlamda kutsal olduğunu söylemek mümkün değil. Yine aynı şekilde Hristiyanlar için İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyen insanlar, bozulan bir İncil'in mensupları noktasında da Kudüs'ün kutsal olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla aslında Musa peygamber de İsa peygamber de İslam denilen bu dinin birer peygamberleridir. Evet. Yani Allah Yahudilik diye ayrı bir din göndermemiştir. Allah Hristiyanlık diye ayrı bir din göndermemiştir. İslam denilen, hani o cuma namazlarında okunan Estağfirullah innet dini indallahil İslam sadakallahul azim. Allah katında din İslam'dır. Ayet-i kerimesinden hareketle Allah Adem peygamberden son peygambere kadar tek bir din göndermiştir. O dinin adı da İslam'dır. Evet. Musa peygamber, İsa peygamber, Zekeriya peygamber, İbrahim peygamber hepsi bu dinin peygamberleridirler. Tevhid inancının Evet. yeryüzündeki davetçileridir. Evet, temsilcileri, davetçileridir. Bundan dolayı Kudüs İslam'a ait ya da tevhide ait ya da hakikate ait bir kenttir. Hakk'a ait bir kent Evet. olarak bunu algılamak lazım. Kudüs'ün kelime manası olarak takdis edilen, övülen, Kutsal yüceltilen, kılınan. kutsal anlamına gelen bir anlamı vardır. Jerusalem olarak da geçmişte bu farklı kelimeler de İbrani ifade dilinde. edilmiştir bu noktada. Ama Müslümanların kullandığı literatürde, dilde Kudüs, bu kentin adı Kudüs'tür. Ve Kudüs takdis edilen kutsal, Allah'ın yanında da kutsal, peygamberlerin yanında da kutsal ve bu iki değere inanan insanlar için de Kudüs'ün bir kutsallığı söz konusudur. Sizin belirttiğiniz nokta şurası çok önemli. Bu konuda Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Hazreti Peygamber aleyhisselam bir soru var. Kudüs Mescid-i Aksa ne zaman inşa edildi diye sorduklarında Efendimiz Kabe'den 40 yıl sonra Evet. diyerek Kabe'den sonra en eski yapı, bina ya da bir mabet olarak Şehir, bir bölge. şehir, bölge olarak Kudüs'ün insanlık tarihinde bu anlamda yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Kudüs Hakk'a, hakikate ait olan bir şehir, bir kenttir. Evet. Ha bugün işgal edilmiş olabilir
Ama bu işgal bu gerçeği bu anlamda değiştirmez. Dünya Kudüs haftası noktasında dünya Müslümanlarının olaya bu şekilde bakması, ayrıca Müslüman olmayan insanların Hristiyan ya da daha diğer başka dinlere ya da anlayışlara mensup olan insanların şu anki Kudüs ya da Filistin varlığını ciddi anlamda bir gözden geçirme, işgalci güçlerin burada nasıl, niçin, hangi hakta bulunduklarını sorgulamalara gerekir. Evet hocam. Buraya Jerusalem'den Jerusalem dediniz. Aslında evet. Jerusalem ismi İbranice'de Darüsselam. Evet. Yani selam yurdu, barış yurdu anlamına gelmektedir. Yahudiler nasıl ki peygamberlerine ihanet ettilerse, tüm insanlık değerlerine tarih boyunca ihanet ettilerse, kendi dillerindeki selam yurdu olan Kudüs'e hala ihanet etmektedirler. Evet. Her gün onlarca sivili, masumu, çocuk, kadın, yaşlı demeden onları katletmekte, şiddet uygulamakta ve insanlık dışı uygulamalarla maruz bırakmaktadırlar. Evet. Bunu da belirtmek istedim hocam. Evet. Hocam Kudüs belirttiniz, Filistin topraklarında mübarek bir şehir, mübarek bir şehrimiz. Kudüs nerede sorusunu soracağız. Bunu sorarken de Kudüs zahirde nerededir, batında nerededir? Evet. Şeklinde soralım. Allah razı olsun. Tabii burası önemli aslında. Yani şu soruyu insanlar ya bu nasıl basit soru diye asla şey yapmamaları gerekir, hayret etmemeleri gerekir. Kudüs nerede sorusu evet Müslümanlar için çok önemli bir sorudur. Müslümanların nesilleri için bu anlamda çok önemlidir. Dolayısıyla Kudüs var mıdır, yok mudur? Bunun farkında olmayan insanlarla muhatap olduğumuz bir dünya ya da işte Kudüs nerededir sorusuna cevap veremeyecek yığınların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sadece bu Türkiye için değil, ümmet için. Ümmet için, insanlık için var olan bir sorudur aslında. Ha, ümmet için nerededir Kudüs? Evet, bu ümmet için tabii Kudüs nerededir dediğimiz zaman ümmet için Kudüs önce bir imandır. Evet. İmandadır, yani kalptedir. İmandır öncelikle Kudüs ümmet için. Ya bu noktada Allah hakkı ve hakikati ehline teslim etme noktasında tüm ayetler bize bunu gösterir. Dolayısıyla Kudüs'ün var olduğu yere iade edilmesi ve bu şekilde ehli tarafından idare edilmesi evet bir iman sorunu olarak karşımıza bu noktada çıkar. Dolayısıyla öncelikle Kudüs imandadır. İmanı bir değer taşımaktadır. Bir inanç değeri taşımaktadır. Sonra fiziki bir mekan olarak karşımıza ayrıca çıkacaktır. Evet. Aslında hani mekanın ruhu vardır, eşyanın evet. ruhu vardır noktasında bize tarih Kudüs hakkında bir şey söyler. Melekler Kudüs hakkında bir şey söyler. Yahudiler Bahtun Nasır bir şey söyler. Babiller bir şey söyler. Romalılar bu konuda bir şey söyler. Kudüs hakkında evet tarih bize bir şey söyler. Fakat fiziki mekan noktasında baktığımızda Kudüs Filistin topraklarının, Filistin devletinin bir başkenti olarak Kudüs yer alır. Ha, bu da Asya ile Afrika'yı birbirine bağlayan o coğrafi bölgede konuşlanmış, kurulu bulunan bir İslam kentine, bir tevhid, bir kutsal kente verilen isim olarak biz Kudüs'ü tanımlarız ve bu şekilde şekillendiririz. Evet hocam. Kudüs tarih boyunca dedik. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sonra Mekke inşasından 40 sene sonra kurulmuş. Üzerinde onlarca değil, yüzlerce değil, insanlıkla yaşıt binlerce medeniyet inşa edilmiş. Evet. Tüm peygamberlerin tevhid mücadelesine şahitlik etmiş ve günümüzdeki tarihi metinlere baktığımızda, incelediğimizde tarihi eserler işte 10 bin yıllık bir tarihten bahseder. İslam tarihlerinde milattan önce 3000'lere kadar varan bir süreci vardır. Ve bu süreç içerisine baktığımız zaman burada karşımıza şu çıkıyor her zaman için Kudüs tarihi açısından söylediğimizde. Kudüs ehlinde olduğu zaman dünyada barış huzur egemen olmuştur.
ehlinde değil de batılın elinde olduğu zaman da dünyada her zaman için kan, gözyaşı ve insanlar cefaya düçar olmuşlardır. Kudüs'ün tarihinden biz neler çıkartmalıyız hocam? Evet. Kudüs'ün ciddi anlamda insanımız ve sorumluluk duygusuna sahip insanlar tarafından ciddi anlamda Kudüs'ün anlaşılması gerekir. Eğer Kudüs'ün inanç ve tarihsel ve insanlığın güvenliği noktasında bu üç boyuttan değerlendirilmez sıradan bir şehir olarak adlandırılacak olursa bu hiç hoş olmayan sonuçlara bugünkü gibi gebe olacaktır, bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Evet. Dolayısıyla Kudüs insanlar tarafından, sadece Müslümanlar tarafından değil, olması gereken yere bu şekilde konulması ve onun üzerinden bir dünya üretilmesi gerekliliğini söyleyebiliriz. Şöyle ki, bir yaz okulu uygulamasında, bizim yaz okulu uygulamamızda Kudüs'le ilgili sahasında uzman olan birisini getirmiştik. Öğrencilere bu anlamda bir konferans vermişti. Evet. Bu konferansı dinleyen liseli öğrencilerden bir tanesi, ya Kudüs'te bizim ne ilişkimiz var ki? Orası Yahudilerin diyerek bir cümle kullanmıştı. Evet. Bu şekilde bir şey ortaya koymuştu. Tabii konferansı dinledikten sonra yeniden kendisiyle ya nasıl diye, ya hocam ben yanlış biliyormuşum diyerek bu noktada şeyini itiraf etmişti. Şimdi burada Kudüs'ün insanlar tarafından, özellikle Müslümanlar tarafından anlaşılması, inanç ve tarih noktasında bilinmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Yani Yahudiler özellikle mesela Hazreti Ömer döneminde Kudüs'ün fethi, Hristiyanlardan anahtarını, şehir anahtarını teslim alınması söz konusudur. 638 yılında. O günlerde Kudüs'ün nüfusunun sadece %5'i Yahudidir. Evet. 638 yılında Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettiğinde şehrin anahtarını Hristiyanlardan, ki Hristiyanların egemenliğindeydi, onlardan aldığında Kudüs'ün nüfusunun %5'i sadece Yahudilerden oluşuyordu. Peki nasıl olur da şimdiki Siyonist Yahudiler 1900'lü yıllar itibariyle kalkıp da burası bizim ana yurdumuzdu, burası bize aitti, ata yurdu diye bir itirazda ya da bir şeyde iddiada bulunurlar. Ve böylece buraya Siyonist anlamında dünyanın değişik bölgelerinden insanlar getirerek, göç ettirerek, oranın halkını katlederek, sürerek Filistinlileri orada bir yurt edinme ya da devlet kurma girişimde bulunabilirler. Dolayısıyla bu tarihi noktadan bakıldığında insanımızın buranın Yahudilere ait olmadığını bu şekilde bilmesi gerekir. Yine 1917-18 yılında Filistin'de Arap nüfusun sayısı 658 bin iken, evet, Yahudilerin sayısı 58 bin nüfus o da noktasında. Dışarıdan getirilen Yahudiler. Yani bu baktığımızda onda bir. Onda bir. Ama 1950'lere geldiğimizde ise dışarıdan göç ettirilen zorla getirilen Yahudilerin orada nüfusu değiştirme, yani oradaki insanı katletme, el koyma, deryasin katleyen bunlardan birisidir. Dolayısıyla bu şekilde nüfus değişimini, o yerleşimi sağlayarak orada nüfus çoğunluğunu şu anda elde etmişlerdir. Ama tekrarlıyorum, dolayısıyla bizim insanımız Hazreti Ömer döneminde Kudüs fethedildiğinde Yahudilerin nüfusu %5 Kudüs'te, 1917 yılına geldiğimizde 658 bin yaklaşık Arap nüfusuna karşılık olarak 58 bin civarında bir Yahudi nüfusunun varlığını görüyoruz. Peki bunlardan hareketle baktığımızda bu Filistin toprakları ve Kudüs kime aitmiş? Yani yaşayanları, sakinleri bu anlarda kimlermiş diye bir soru sorduğumuzda o bölgenin kadim halkı olan Araplar genel olarak Kenanlılar burada varlıklarını bu şekilde sürdürdüklerini görüyoruz. Ama bu gerçeğin farkında olmayan insanlar ise işte Kudüs dolayısıyla Yahudilerin veya Filistin Yahudilerin diye bir iddia ortaya konuluyor. Burada zorla göç ettirme noktasına bir örnek vermek istiyorum. Yahudiler tarafından yazılmış, bir gazeteci tarafından yazılmış
Mossad tarihiyle ilgili olarak onun sayfaları arasında diyor ki 1960'lı yıllarda biz Irak'taki Yahudilerin Bağdat'ta ve benzeri yerlerde Filistin'e göç etmeleri noktasında talepte bulunduk. Oradaki yaşayan Yahudilere Filistin'e göç edin diye talep hatta zorlama gibi şeyler ortaya koyduk. Ama gelmediler diyor yani. Çok az insan belki birkaç aile geldi diyor Filistin'e. Bunu kendileri söylüyorlar. Ve ama diyor bizim nüfusa ihtiyacımız var. Yani Filistin'deki bu nüfus dengesini değiştirerek demografik yapıyı değiştireceğiz. Evet, Yahudilere bir yurt edinme, İsraillere bir yurt edinme noktasında zoraki ahlaka ve hukuka aykırı bir yapının oluşması noktasında Bağdat'ta yani Irak'ta bulunan Yahudiler gelmeyince Mossad şöyle bir operasyon yapıyor. Bu operasyona da halı operasyonu adını veriyorlar. Evet. Halı operasyonu. Burada Mossad üyeleri Bağdat'ta, Irak'ta Yahudilerin çok yaşadığı bölgelerde bir gece bir bildiri hazırlayarak sanki Müslümanlar bu bildiriyi hazırlamış da Yahudilerin hepsinin evlerinin kapısının önüne bırakıyorlar. İçeri atıyorlar. İşte sizi öldüreceğiz, sizi söyleyeceğiz gibi tehdit içerik de bir mektup bırakıyor. Mossad bırakıyor bunu. Ve tabii o gün sabah kalkıyor ki Yahudiler bir de ne görsünler? Kapıların önlerinde bir sözde Müslümanlar var. Tarafından bir bildiri, bir tehdit olayı var. Bundan dolayı korkuya kapılarak bir gece İsrail'e ait uçaklar tarafından Bağdat'a ya da neyse Irak'a bir iniş gerçekleştiriliyor. Ve Irak hükümetinin bilgisi dışında oradaki Yahudiler bu anlamda Filistin'e götürülüyorlar. Bu sadece bir örnek. Örnek daha vardır hocam. Bu da Etiyopya'daki Yahudiler. Evet. Falajist ismini veriyorlar. Evet. Onlar 20 bin tane Yahudi Etiyopya'nın dış borçlarını ödeme karşılığında uçaklarla, operasyonlarla Filistin'e getirdiler. Biz İsrail demiyoruz, Filistin toprakları diyoruz. Evet. İşgal edilmiş Filistin topraklarına getirdiler. Ve üçüncü sınıf Yahudi olarak isimlendirdiler kendilerine. Yani onlardan alınan kanlar beyaz bir Yahudi'ye verilmiyor. Evet. Bu kadar da faşist bir zihniyetleri var. Altyapı hizmetlerini de kullanıyorlar onları. Evet. Yani devletin kademelerine de yer vermiyorlar. Yani ön plana çıkan burada karşımıza çıkan şu var. Özellikle 1917'deki en kalabalık Yahudi nüfusu 1917'deydi Yahudilerin. Evet. Hiçbir zaman için %10'u geçmedi dünya tarihine baktığımızda. Hatta burada Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın, Hazreti Davut Aleyhisselam'ın o dönemdeki tevhid mücadelesini incelediğimizde orada Yahudi olup da batıl yolda olan Yahudiler peygamberlerine karşı da bir mücadele veriyorlar. Yine Kudüs'e karşı savaş açıyorlar aslında baktığımız zaman. Ve Kudüs inancı Yahudiler de orada kıyametin kopma inancı bağlamında ve onlardaki Avencelis Hristiyanlarla Siyonist Yahudilerdeki erken kıyamet senaryolarından dolayı dünya Yahudilerin orada toplama kıyametin hızlanmasını sağlayacak onların inancı açısından. Bu inançların hepsi batıldır zaten. Bizler Allah Azze ve Celle'ye iman ederiz. Evet. Kıyamet gününe iman ederiz ve Rabbimizin takdiri dışında ne bir yaprak kımıldar, ne insan ömrü bir saniye uzar, ne bir saniye kısalır. Evet. Tabii burada yani Siyonist Yahudilerin ortaya koyduğu 1900'lü yıllarda, 1800'ün sonlarından, 900'ün başlarında onlar Siyonizm yani tüm Yahudileri bir yerde toplama ve Siyonist onlara Kongresi'nden yurt edinme çıkan noktasında Theodor Herzl'ın. Theodor Herzl'in ve ondan önceki Yahudi liderlerin ortaya koyduğu şey bu Filistin'deki nüfusu değiştirme noktasında dünyanın değişik bölgelerindeki insanları Filistin'e getirme noktasında çok ciddi farklı yollara başvurduklarını görüyoruz. Evet. Yani ben bir Irak örneği verdim ama Ukrayna'dan olsun, Almanya'dan olsun, İran olsun, İngiltere'de olsun, Amerika'dan olsun, dünyanın çok değişik bölgelerinde böylesi operasyonlar yapılarak kendi insanlarını yani itiraz edenleri gerekirse katlederek böylesi bir sürgün ve dünya kamuoyu önünde sanki şeye uğramış, katliama, soykırıma uğramış, zulme uğramış bir boyut oluşturarak böylesi bir yapıyı
elde etmeye ve Naziler bunun en bariz örneğidir. En bariz örneğidir. Ve burada kendileri sözde hani Nazilerden ya da başka halklardan zulüm gördüklerini, ölüp öldürüldüklerini, sürüldüklerini söylerlerken ama bunun daha çok katmerlisini ya da şiddetlisini Filistin'de yıllardır o bölgede yaşayan Arap, Müslüman ve Hristiyanlara yönelik olarak bir sürgün, katliam, evet, öldürme olaylarını ortaya koymuşlardır. Ve hala dünya kamuoyuna, medyanın bu kadar gelişmiş olduğu, iletişimin, ulaşımın bu kadar geliştiği bir zaman diliminde dahi hiçbir otoriteden, Birleşmiş Milletler dahil çekinmeden Kudüs'te kendilerine alan açma noktasında katliamlarını bu şekilde sürdürmektedirler. Hız vermeden sürdürüyorlar. Dolayısıyla Müslümanların bunun farkında olması, evet, insanlığın bunun farkında olması, yani zulmün önünü açmaması gerekiyor. Bugün Rusya nasıl Ukrayna'ya yaptığı bu haksız ve hadsiz o saldırı, eğer bunun önü durdurulmazsa güçlü olan herkes istediği ülkeyi işgal edecek. Hani sözde toprak Batı'nın, savaşları başlayacak. Evet. Sözde hani Batılıların her ulusun kendi kaderini tayin etme hakkı vardır diye bir cümlesi vardı. Evet. Müslüman coğrafyaya gelince en ufak kabileye bile sen kendini yönet, bu hakka sahipsin diyerek ikilik üçlük çıkararak fitne ortaya koyup İslam coğrafyasını paramparça edenler aynı şekilde Batı'ya gelince burada tabii bu şekilde davranmayıp ama eğer Rusya'nın bu girişimi, ki İsrail girişimi bir benzeridir bu zaten. Evet. Rusya bir devlet olarak ciddi anlamda bir yapı olarak güç olarak Ukrayna'ya saldırmıştır. Fakat İsrail, Yahudiler Filistin topraklarında terörist örgütler, Irgun ya da başka örgütler adıyla kurarak o şekilde orada toprak sahibi olmaya çalışmışlardır. Ya bu çerçeve içerisinde insanlığın, yani bu sadece Müslümanların sorunu değil. Eğer güçlü olana yaşam alanı açma noktasında insanlık sesini çıkarmazsa her güçlü olan zayıf bulduğu şeyi yutmaya başlar ki tabii ki o zaman yaşam olmaz bu anlamda. Evet hocam, özellikle Kudüs'ün nüfusunu ve Siyonist işgali çok güzel özetlediniz, evet, hocam. Teşekkür ederiz. Evet. Biz Müslümanların Kudüs'e olan özel bir ilgisi var. Evet. Biraz da buraya değinecek olursak, çünkü geçtiğimiz pazar günü malumunuz İslam aleminde Miraç Kandili idrak, evet, edildi. Buna da bu programımızda değinmek istiyoruz. Tüm yine kandilimiz mübarek olsun diyelim. Amin. Burada tüm değerli izleyicilerimize. Hocam, İslam ümmetinin Kudüs olan ilgisi nedir? Bunu özetler misiniz? Tabii bu konuda bu ilgi ikiye ayırmamız lazım. Bir, inanç açısından, iki, tarih açısından tüm dünya Müslümanlarının Kudüs'e ilgisinin bu şekilde varlığını söyleyebiliriz. Ama Türkiye'nin bir üçüncü ilgi alanı vardır ki bu da güvenlik açısından. Kudüs'e bizim, Filistin'e bizim bir ilgimiz bu noktada vardır. Dolayısıyla inanç açısından baktığımızda Kudüs'ün bir öncelikle peygamberler tarafından inşa edilen bir şehir olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla tüm peygamberlere iman etmek imanın şartlarındandır. Evet. Yahudiler gibi İsa ve son peygamberi reddetme ya da Hristiyanlar gibi sadece Hazreti Peygamber'i reddetme diye bir dünyamız yok. Biz Musa ve İsa peygamber başta olmak üzere tüm Kur'an'ın bize sunduğu peygamberlerin hepsini varlığını kabul ederiz. Dolayısıyla bizim öncelikle bağlılığımız Kudüs'e bir peygamberler şehri, kenti olması, İbrahim peygamberin Filistin'de, evet, yatması, Musa peygamberin, Davut peygamberin orada olması. Dolayısıyla tüm bunlar bir peygamberler üzerinden bizim Kudüs'e bir bağlılığımız vardır. Evet. Peki ikinci olarak bizim İsra suresinin birinci ayet-i kerimesinde o Allah ki çok münezzeh ve çok yücedir, bir gece kulunu Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, Kabe'den Mescid-i Aksa'ya götüren o Allah ne yücedir yani ki Allah etrafını çok mübarek kıldık olarak burada bir işaret vardır. Allah bize Filistin topraklarının mübarek olduğunu, kutsal olduğunu, dolayısıyla necis postalların, pis postalların orayı çiğnememesi gerektiğini bu anlamda anlatır. Bundan dolayı yine inanç kodlarımızdan o İsra suresinin ilk ayeti bize Kudüs'e ilgilenin, Kudüs'e yönelmemizin, ilgili olmamızın bir ayağını bu anlamda teşkil eder. Yine inanç noktasına baktığımızda Hazreti Peygamber aleyhisselamın
Şu hadis-i şerifi çok önemli. Gücünüz yetiyorsa Mescid-i Aksa'da 2 rekat namaz kılın. Eğer buna gücünüz yetmiyorsa oranın kandillerinin yanması noktasında kandil yağları gönderin diyerek bu noktada Hazreti Peygamber bize bir hedef ortaya koyduğunu görüyoruz. Bir kızıl elma ortaya koyduğunu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla üçüncü olarak da ilgi alanımızın bir boyutu bu. Üçüncü olarak Hazreti Ömer'in Efendimizin bu işareti nedeniyle Kudüs'ü fethetmesi çerçevesinde Hazreti Ömer'in bir hediyesi, bir hatırası olarak Kudüs'ün yine bizim de bir alakasının ilgisinin olduğunu görüyoruz. Dördüncü olarak hem İslam açıdan Türklerin, Selçukluların Kudüs'te bir yönetim ortaya koyduklarını, Kudüs'te hüküm sürdüklerini bilmemiz gerekiyor. Yani yine tabii Müslüman, Selçuklu Türklerinin ve diğer Türk boylarının orada Atsız Bey'in hüküm sürmesi, Kudüs'ü fethetmesi ve bu şekilde bir boyut olması İslam açıdan baktığımızda Türklerle birlikte yine Araplardan sonra bir boyut evet. ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii 1099 ile 1187 yıllar arasında Hristiyanlar eline geçmekle birlikte sonrasında yine bir İslam kenti olarak Kudüs'ün varlığını görüyoruz. Ama burada İslam açıdan Miraç gecesini Hazreti Peygamber aleyhisselamın Mescid-i Aksa'dan göklere çıkması bizim Kudüs'te bağımızın en yüksek boyutunu aynı zamanda oluşturduğunu söyleriz. Neden? Ya haşa Allah'a zor muydu yani Kabe'den, Mescid-i Haram'dan göklere Resulünü misafir kabul etmesi, göklere çıkarması zor bir şey miydi? Haşa asla değil. Peki neden o zaman Kabe'den, Mescid-i Haram'dan, Mekke'den Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya Resulünü, peygamberini götürüyor ve oradan göklere evet. çıkarıyor? Öyleyse hani şöyle bir şey var. Diyelim ki bir milletin kahramanları herhangi bir ülkede yaşamış olsa dahi onun yaşadığı ev anında müzeye çevriliyor. İşte insanların ziyaretine açılıyor. Evet. Niye? İşte bizim adam burada şey yapmış diye böylesine şeyler oluyor. Ya Hazreti Peygamber aleyhisselam Kudüs'te Mescid-i Aksa'da tüm peygamberlere namaz kıldırır ve oradan göklere çıkar. Evet. Bir Müslüman için yani Kudüs'e ilgi alanımızın sebeplerinden daha büyük, bundan daha büyük ne olabilir ki yani? Bu inanç kodları açısından böyledir. Tarihi kodlarımıza baktığımız zaman biz yani Türk milleti olarak bu açıdan ya da Osmanlı diye biz değerlendirelim bunu ve öncesi Selahaddin Eyyubi ile başlayan bir tarih ve 1517'de Osmanlı ile Yavuz Sultan Selim ile birlikte başlayan bir süreç ta ki 1917 yılına kadar evet. Filistin'in 400 yıllık Filistin'in bir İslam kenti olarak varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Filistin topraklarına ciddi anlamda bir inceleme araştırma yapıldığında Yahudilerin böyle uzun bir boyut olarak orada devlet kurmaları söz konusu değildir. Çok kısa krallıklar yani peygamberler döneminde olan şeyler ortaya çıkmıştır. En uzunu 100 yıllık bir süreç Hristiyanların Haçlı seferleri olmuştur. Bunun dışında o bölge Müslümanlar tarafından, Osmanlılar tarafından yönetilmiştir. Eğer böylesi bir hak iddiası varsa yani Siyonist evet. Yahudilerin işte Filistin Yahudilerin toprağıdır. 2000 yıl boyunca Yahudiler o topraklarda çoğunluğu hiç asla sağlayamamışlardı. 2000 evet. yıl boyunca 1917'den 2000 yıl geriye gidelim. 2000 yıl boyunca. Eğer orada bir hak iddiası olacaksa millet olarak Osmanlı yani bizim Türklerin tabii yani son taplarımız da var zaten tabii, hocam. Son 400 yıl ben burayı yönetmişim dolayısıyla hadi bakayım burası benim yurdum der insanlar. Sultan Abdülhamit Han'ın tapuları yani, var. Evet. Madem hak iddia ediliyorsa mülkiyet hakkı var. Bize evet. vermeleri lazım. Uluslararası yani, evet. hukuk bağlamında bizlere iade edilmesi lazım ki burada şöyle bir tespitim var hocam. Komutan Atsız 1065 yılında evet. Kudüs'ü fethediyor. 1065 yılında. Hı hı. Bizler Anadolu'ya 1071 yılında giriyoruz. Evet. Aslında Kudüs'ün kapılarını biz Anadolu'dan önce açıyoruz. Ve 1065'ten 1098 1098'den 1187, 1187'den sonraki süreçte zaten evet. 1917 yılına kadar hı hı. yaklaşık 700 küsür yıllık bir süreçte Selahaddin Eyyubi'nin sonrasındaki Memlükler, evet. Memlüklerin diğer bir ismi de Devleti Türkiye'dir. Yani Türk hı hı. Devleti olarak geçmektedir. Evet.
Yani biz orada Anadolu'da var olduğumuz gibi Kudüs'te de yaklaşık 1000 yıldır varız zaten. Ve inşallah da duamız, temennimiz o, yine de var olacağız. İşte burası çok önemli. Yani Amerika tarihini, Kızılderililerin tarihini bilen bizim insanımız ya da İngiltere'nin ya da bir başka ülkenin tarihini öyle ya da böyle müfredatta olduğu için bilen insanımızın kendi tarihini, yani Kudüs'te biz ne zamandan beri var olduk, orada neler yaptık, neler oldu, Kudüs tarihini dolayısıyla okul müfredatına konularak başlı başına bir ders olarak işlenmesi ve insanımıza Kudüs'ün hatırlatılması ve anlatılması Evet. gerekmektedir. Bu üçüncü boyut bizim Kudüs'e ilgimiz dediğimizde, hani bir zamanlar Akdeniz bir İslam gölü, Türk gölü Evet. haline gelmişti bu noktada. Dolayısıyla şu anda yine Akdeniz'in bir İslam gölü, Türk gölü haline gelmesi noktasında bizim ciddi anlamda Filistin'e ihtiyacımız vardır. Evet. Doğu Akdeniz Doğu özellikle. Akdeniz, çünkü şu andaki o Libya ile yapılan o deniz anlaşmasına baktığımızda bizi ciddi anlamda bir rahatlatma ortaya koymuştur. Yani Türkiye, yani Mersin'den Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Filistin'e baktığımız zaman bir anlaşma, yani bir alan, deniz anlaşması ortaya konulu, düşünelim. Orası anında bir Türk gölü haline gelmesi ya da İslam gölü haline gelmesi an meselesidir. Dolayısıyla güvenlik açısından da bizim Filistin'e, Kudüs'e bu anlamda ihtiyacımız vardır. Tüm bunlar bizi ve bir başka boyut da hukuk açısından, adalet açısından. Çünkü Filistin topraklarında var olan insanlar zulümle, işkenceyle, katliamla öldürülüp sürülüyorlar ve dışarı atılıyorlar. Bu zulme biz Müslümanların ya da haktan yana, adaletten yana olan insanların, dünya insanının buna dur demesi gerekir. Evet. Yani zulme seyirci kalınmaması gerekir. Dolayısıyla bu noktada da bizi ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Evet hocam, Kudüs'ün özgürlüğüyle ilgili ciddi mücadeleler yapıyoruz. Evet. Gerek sivil toplum olarak yapıyoruz, gerek bireysel olarak en azından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önce elimizle, sonra dilimizle, sonra kalbimizle buğz etmeyi tavsiye etmiş olduğu hadis-i şerif bağlamında, elimizden gücümüz yetmiyor, dilimizden gücümüz yetmiyorsa en azından kalbimizle buğz ediyoruz. Kudüs'ün özgürlüğü için ümit var olmalı mıyız? Tabii bu konuda bir Müslümana ümitsiz olmak asla yakışmaz. Evet. Allah varsa İmkan. ümit de vardır. İman varsa Evet, imkan da vardır. iman varsa imkan da vardır. Dolayısıyla bir mümin yeryüzündeki faaliyetlerini sürdürürken, haşa, Allah'tan koparak, onunla ilişkisini keserek kendi gücüyle bir şey başarma noktasında bir dünyası olamaz. Bir Müslüman ayakkabısının bağını bağlarken bile, sofrasındaki ekmeği ağzına götürürken bile, okulda bir öğrenciye ders anlatırken, askerde cephede koştururken, tüm bu alanların Allah'ın varlığıyla, birliğiyle, yardımıyla birlikte, onun izin vermesiyle birlikte, alan imkan açmasıyla birlikte olduğunun bir Müslüman farkındadır. Tarihte nice böyle olumsuz, her şeyin bitti denildiği anda Allah'ın inanan insanların önünü açtığını ve bu konuda onlara imkan sağladığını bizim bilmemiz lazım. Fakat bu şu demek değildir: günümüzdeki bu tevekkül ya da Allah anlayışı Batı'da olduğu gibi bir yanlış anlayışla, haşa, garson Tanrı ya da garson Allah anlayışı olmamalıdır. İnsan bir restoranda ya da lokantaya gider, oturur masaya, istediği yemekleri garsona söyler, o da getirir önüne koyar. Dolayısıyla burada kişi kendi hayatında kendisinin yapması gereken şeyleri yapmadan, terlemeden, düşünce üretmeden, proje üretmeden bu noktada kalkar da Allah'tan bir şey bekleyecek olursa, bu garson Allah anlayışı ya da Tanrı anlayışı, ki bu asla İslami değildir. Dolayısıyla İslam, Allah'ın verdiği tüm imkanları, sosyal, siyasal, ekonomik, nimet, coğrafya, çevre, tüm bu alanları bir mümin değerlendirir. Sonuna kadar bunları derler, toplar, bir dünya oluşturmaya çalışır ve geldiğinde de sonuç olarak, Rabbim, benim elimden gelen bu idi, şimdi bana yardım et diye. Hatta geçen gün otururken çok güzel bir şey olmuştu. Biri sordu, işte insanlar neden ellerini açar Allah'a dua ederken, niçin ellerini açar? Bunun bir ifadesi de şu: kişi dua ederken ellerini açıp kaldırır,
Rabbim benim elimden gelen bu, gerisi sana ait diye. Evet. Benim elimden gelen bu diye bir anlam içerdiği söylenmişti. Dolayısıyla burada Kudüs'ün özgürlüğü ve bununla birlikte Endülüs'ün özgürlüğü, Doğu Türkistan'ın, Urumçi'nin özgürlüğü, Suriye ve Irak'ın özgürlüğü, Balkanların özgürlüğü, Viyana'nın bu anlamda özgürlüğü, tüm bunların hepsi evet bizim için bir hayal, bir kızıl elma, bir ülke olarak ya da ilahi kelimatullah İslam'ı deyimiyle bunun varlığını ve bundan hareketle evet Kudüs özgür olacaktır, mutlaka olacaktır. Ama burada önemli olan şey bu özgürlüğe giden yolda biz, yani nefes alıp veren, hayat süren Müslümanlar, insanlar neler yapmaktadır? Burası çok önemlidir. Yani Kudüs özgürlüğüne kavuştuğunda eğer bizim çorbada tuzumuz yoksa, bu anlam içerisinde çorbada tuzumuz yoksa bunun bir anlamı yok bizim adımıza yani. Evet hocam, özgürlük için çalışmak gerekir. Evet. Çalışmak için emek gerekir. Emek için de bir altyapı gerekir. Şüphesiz. Bunun için de bilgi şart. Kudüs'ün bilinmesi, az önce derslerimizde müfredatlara dahil edilmesi hakkında evet. bazı şeyler söylediniz. Ve bununla ilgili de okullarda vermiş olduğunuz konferanslar var. Hatta Kudüs ile ilgili bir eseriniz vardı. Evet, doğrudur. Biraz eserinizden bahsederek Kudüs bilinci ile alakalı neler söyleyebilirsiniz? Tabii kitabın ismi Şafak Buluşmaları Kudüs. Şafak Buluşmaları Kudüs adında bir kitap. İkinci baskısı gözden geçirilerek yeniden yayınlandı. O ilk sayfalarda bulunan konu başlığı şöyle. İnsanın bir kutsalı olmalı diye başlıyor. İnsanın bir kutsalı olmalı. Tabii bu insanın kutsalının olması noktasında insanın bir hayali olmalıdır bu noktada. Eğer Kudüs'ün özgürlüğe kavuşması Müslümanlar tarafından isteniyor, onurlu bir şekilde yönetilmesi isteniyorsa, evet bireylerin, ailelerin, toplumun, İslam dünyasının Kudüs'e yönelik olarak veya hakikate yönelik olarak bir hayalinin bu şekilde olması gerekiyor. Nasıl? Hayal olmayınca başarı olmuyor. Hayal olmayınca hedef de olmuyor. Hayalcilikle hayal arasında bir fark var yalnız. Hayalci nedir? Elinden geleni yapmayan, altyapıyı oluşturmadan bir hedefe ulaşmayı söyleyen kimse ve bu hayalcidir. Ama hayal bundan ayrılır. Hayal kuran kimse gerçeğe ulaşma noktasında, yani aslında bir yol göstermedir hayal. Dolayısıyla onun altyapısını oluşturarak hedefe gitme noktasında bir yol gösterir bize hayal. Buna bir örnek verelim. 1099 yılında Haçlılar tarafından Kudüs'ün işgal edilmesi vardır, alınması vardır ve bunun sonucunda yani günlerce orada insan kanı akmıştır. Müslümanlar, Yahudiler ve hatta o işgalci Haçlılara uymayan diğer Hristiyanların da kanı bu şekilde akıtılmıştır. Bir katliam ortaya konmuştur 1099 yılında. Peki bu süreç 100 yıl devam etmiştir yaklaşık. Tabii Müslümanların dünyasında, İslam dünyasında büyük bir yara, bir üzüntü bu şekilde ortaya çıkar. Bağdat'ta bir marangoz ustası vardır. Marangoz. Bu marangoz bir gün çok güzel bir oyma, işlemeli, ciddi güzel bir ağaçtan iki tane minber yapar. Tabii bu yapılan minberlerin böyle şöhreti her tarafa duyulur. İnsanlar özel olarak o minberleri görmeye gelirler. Gelenler derler ki işte bu minberi sat, bizim camimize koyalım. İşte Bağdat'taki, Suriye'deki ya da neyse var olan camilere koyalım bu minberi diye talepte bulunur. Bu da der ki hayır, bu minber Mescid-i Aksa'ya konulmak için yapıldı. Mescid-i Aksa'ya konulmak için yapıldı diyor o marangoz ustası. Diyorlar ki Mescid-i Aksa Haçlılar tarafından işgal edildi. Nasıl oraya konulacak? Benim görevim diyor bu minberi yapmaktır. Ben yaptım. Benim elimden gelen şey budur.
Ha, bir başkası çıkacak, bu minberi oraya götürecek, koyacak diyor yani. Yani Kudüs bu anlamda fethedilecek diyor. İşte bu konuşmaları 7-8 yaşlarında ya da 10 yaşlarında olan Selahaddin Eyyubi de duyuyor. Bir, o da orada bakıyor. Bir marangoz bir hayal ortaya koyuyor. Bir proje ortaya koyuyor. İnsanların aklında olmayan, belki de umudunu, ümidini kestiği bir belde, bir kutsal belge Kudüs'ü gündeme taşıma noktasında böylesi bir hayal ortaya koyuyor. Minberi ben yaptım, benim elimden gelen budur. Bir gün bir baba yette çıkar, bunu Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya götürür, koyar diyor. Bu marangoz ustasının bu hayali, bu hedefini kendisine hayal edinecek, hedef edinecek 10 yaşlarda bir çocuk Selahaddin Eyyubi bundan 40 yıl sonra, yaklaşık 30'da 40 yıl sonra 1187 yılında Kudüs'ü fethederek o marangozun yattığı minberi götürüyor, Mescid-i Aksa'ya koyuyor birisini. Diğeri de El Halil kentine İbrahim Peygamber, evet, İbrahim Mescidi'ne bu anlamda koyuluyor. Şimdi ben aslında şunu sormak istiyorum. Bu kitapta da pek sorulmuyor. Kudüs'ün fatihi o marangoz mudur? Yoksa evet, Selahaddin Eyyubi midir? Fiziken baktığımızda Selahaddin Eyyubi, Allah rahmet eylesin, Kudüs'ün fatihidir. Ama esas onu harekete geçiren, altyapıyı hazırlayan esas mimari ise o marangozun kurduğu bir hayaldir. Evet. Dolayısıyla Kudüs üzerinde Müslümanların bir hayal kurması gerekiyor. Aslında bu hayal Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinde de yaşanmıyor mu? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 mescid için yolculuk yapılır? Bu Kabe'dir, Mescid-i Nebevi'dir ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır. Bunun dışındaki mescidler için yolculuk yapılmaz derken bir hedef gösterme, bir hayal ortaya koyması değil midir? Yine biraz önce söylediğimiz gibi Mescid-i Aksa'da gücünüz yetiyorsa namaz kılın. Yani gidin oraya. Yetmiyorsa kandillerinin yanması için yağ gönderin. Bu ne demektir? Kudüs'ü inşa edin, Mescid-i Aksa'yı inşa edin diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hayal ortaya koyuyor, bir hedef ortaya koyuyor ve inanan insanları Kudüs'e bu anlamda yönlendirerek oranın özgürlüğünü bu anlamda sağlıyor, elde ediyor. Öyleyse burada günümüz Müslümanların da bu çerçeve içerisinde bir hayal inşa etmeleri, ortaya koymaları gerekiyor. Evet. Peki bu hayale bir de olumsuz bir örnek vereyim. Theodor Herzl denilen adam, Avusturya Macaristan, o oralara ait bir Yahudidir kendisi. Aslında hukukçudur aslen. Ama gazetecilik bu anlamda yapmaktadır. Tabii dünyada Yahudilerin karşı karşıya kaldığı bu sorunlara ciddi anlamda ilgileniyor ve 1890'lı yıllarda bir kitap yazıyor, Yahudi Devleti diye. Halbuki ortada, yani Yahudi nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bir devlet edinme şansları yok. Dünyanın her tarafına azar azar dağıtılmış böyle gettolarda yaşayan birer insanlar. Yani yoğunluk olarak bir bölgede devlet olabilme şeklinde bir nüfusları bu anlamda yok. Fakat Theodor Herzl Yahudilerin bu konumunu görüp ciddi bir çalışma içerisine giriyor ve 1897 yılında o İsviçre'nin Basel şehrinde bir Siyonist Yahudi Kongresi ortaya çıkarak orada bir çalışma, bir hayal kuruyor. Diyor ki 5 yıl ya da 50 yıl sonra Yahudi devletinin kurulması, yani işte önümüzdeki yıl Filistin'de buluşmak üzere diye böylesine bir slogan geliştiriyorlar. Önümüzdeki yıl Filistin'de buluşmak üzere, 50 yıl sonra İsrail devleti kurulmak üzere diyerek bir karar alıyor ki orada Theodor Herzl'in deyimiyle, ben bunu söyleyince biliyorum kahkahayla katıla katıla gülecekler bu insanlar. Nereden çıktı Yahudi devleti? Yani nerede öylesine bir nüfus var ki diyecekler. Ama bunu 50 yıl sonra görecekler diyerek bir hedef ortaya koyuyor, bir hayal ortaya koyuyor ve 1948 yılında Yahudilerin o 50 yıllık süreç içerisinde yeryüzünde ortaya koydukları fitne, fesat, sürgün, işgal ve benzeri şeylerin sonucunda Filistin'de bir işgal seslerini yükseltiyorlar. Evet. Ben altını çizerek söylüyorum, hayatım boyunca İsrail Devleti diye bir cümleyi hiç kullanmadım. İşgalci birlikler vardır orada. İşgalci, evet, yapı vardır. Asla orada bir İsrail Devleti diye bir devlet yoktur. Terör olamaz. Devlet, bu terör devletidir.
bu hakka aykırı, hukuka aykırı, devlet olma şekline aykırı bir, yani Siyonist yapı burada kaynaklanıyor. Siyonizm dünyanın farklı bölgelerinde var olan Yahudileri toparlayarak bir yere götürüp orada devlet kurma adına verilen bir isimdir Siyonizm. Dolayısıyla burada eğer bu yapılanmaya uluslararası hukuk izin verecek olursa, bu yapılanmaya uluslararası hukuk izin verecek olursa, güçlü bir devlet, diyelim ki bir devletin, bir ülkenin sahil kentine ya da böyle çok önemli kentine turistler göndererek, yerleşimler göndererek, orada mülkler satın aldırarak, belli bir nokta sonrasında burada ben nüfusu çoğalttım, benim insanım burada daha çok, dolayısıyla bu topraklar bana aittir diye böylesi bir işgal hareketinin önünü açar. Bugün İsrail'in orada bulunması ve kendini uluslararası arenada devlet diye tanıtma girişimi bu noktada bir suçtur. Aynı şekilde bu yapıyı devlet diye tanıyan anlayış da bir suç işlemiştir. Bir ahlaksızlık boyutunu ortaya koyduğunu bana söyleriz. Niye? Çünkü böylesi bir gelenek yok. Ulusların, tarihin, devlet geleneğinde böylesi bir anlayış yoktur. Bundan dolayı biz Müslümanlar ve adaletten yana, haktan yana olan insanların bir hayal kurması gerekiyor. Ahlakın ve adaletin egemen olduğu bir hayal. İşte bu öncelikle tabii dünyanın böyle bazı bölgelerini öncelikle ortaya koyuyor. Bunlardan birisi Filistin'dir. İkincisi Doğu Türkistan'dır. Üçüncüsü Arakan'dır. Dördüncüsü Orta Doğu'dur, Yemen'dir, Balkanlardır, gidebilir. Dolayısıyla buralara mutlaka insan unsurunun, öncelikle Müslümanların, sonra ruhu ve kalbi, ahlaki değeri olan insanların ki 1990'larda mıydı? Bir Amerikalı aktivist bayan, Rachel adındaki bir bayan, İsrail'in Filistin'deki yeni yerleşim yerlerini açmaları ve oradaki insanı katletmeleri, evlerini yıkmaları noktasında aktivist, ruhu, kalbi olan bir hanımefendi, tamamıyla bayan, insan duygularla Amerika'dan geliyor. Filistin'de bir İsrail buldozerinin önüne duruyor. Yıkamazsınız burayı. Bu hukuksuz ve ahlaksızca bir iştir diyor. Ama o İsrail buldozeri o kadını orada öldürüyor. Ölüyor yani. Dolayısıyla zulmün karşısında durmak sadece Müslümanların görevi değil. Tüm insanlığın evet. Kalbi olan, aklı olan, ahlakı olan, huzura ihtiyaç duyduğunu söyleyen tüm insanlar, mazlumların kimliğini sormadan, dinini ve dilini sormadan mazlumu el uzatma noktasında ayakta olmaları gerekir. İşte bunlardan birisi de Filistin topraklarıdır. Evet. Filistin topraklarında İsrail'in terör tetiş hareketini kınayan, bunun yanlış olduğunu söyleyen 700'e yakın Birleşmiş Milletler kararı vardır. 700'e yakın yanlış yapıyorsun demelerine rağmen, tabii orası da bir kukla, Birleşmiş Milletler belli egemen güçlerin elinde olması, NATO gibi ve benzeri noktada zayıflar ancak bunu uygulama ortaya koyuyorlar. Güçlülerin yanında bulunduklarından dolayı böylesi bir sonuç ortaya çıkmıştır. Evet, bundan dolayı bizim Kudüs'ün özgürlüğünü kazanması noktasında hayallerimizin olması gerekir. Başarı hayallerin sonucunda artık ancak ortaya çıkar. Hayali olmayanın hedefi de olmaz. Evet. Hayali olmayanın hedefi de olmaz. Hedef olmayan da pusulasız. Evet, hedefi de olmayan da pusulasız. Yani nereye gideceği belli olmayan bir gemiye benzer. Gemiye benzer ya da rüzgarın önündeki bir yaprağa benzer. Dolayısıyla müminlerin bu Dünya Kudüs Haftası çerçevesinde bir bilinç seferberliği oluşturmaları, bu sadece Kudüs üzerine değil, Urumçi üzerine de bir bilinç seferberliği, Kurtuba üzerine, Endülüs üzerine de bir bilinç seferberliği, Viyana'da yarım kalan seferimiz noktasında da bir bilinç seferliğinin oluşması lazım. Evet, tüm mazlum coğrafyalara karşı bir bilinç seferliğinin yerinden inşa ve ihya edilmesi gerekmektedir. Oldu hocam, programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli TV izleyicileri, Düşünce Ekseni'nde programının sonuna gelirken Dünya Kudüs Günü münasebetiyle Kudüs şairi olarak bilinen merhum Nuri Pakdil üstadımızın şu dizeleriyle programımızı tamamlayalım inşallah. Yüreğimin yarısı Mekke'dir, diğer yarısı ise Medine'dir. Üzerine bir tül gibi örter Kudüs şiiriyle bizler de Kudüs'ün
tüm üzerimizi bir tül gibi örtmesini Yüce Rabbimizden temenni ediyor ve Siyonist işgalden bir an evvel kurtulması için de tüm İslam alemine, İslam devletlerine ve İslam ümmetine şuur, bilinç kazanmasını Rabbimizden temenni ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.